Arkadaşlar yeniden merhabalar. Dikkat ederseniz son günlerde sizlere biraz Gazze'den bahsetmiyorum. Niye? Oradaki acıyı, oradaki insanlık dramını, gerçekten oradaki katliamı gördükçe sizler çok üzülüyorsunuz. Biraz uzaklaştırayım diyorum ama oradaki o insanlık dramını, o acıyı, o gözyaşıyı da asla unutmamak gerekir. Şimdi çok önemli gelişmeler var. Özellikle Gazze'nin savunmasında... Gazze'nin direnişinde gerçekten çok ilginç gelişmeler var. İki aydan fazla oldu. İsrail bütün gücünü kullanarak hatta kendi gücünün dışında Amerika ve Avrupa Birliği'nden almış olduğu desteği kullanarak 360 kilometre karelik bir alana dünya standartlarının, NATO standartlarının tam 6 katından fazla yoğun baskı yapıyor, bombardıman yapıyor. Peki buna rağmen neden ilerleyemiyor, neden bir başarı elde edemiyor? Dikkat edin bakın Katliamın boyutu 20 bini geçti. Yani 20 bin sivil insan hayatını kaybetmiş. Bunların %75'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Ya bu korkunç bir dram ve dünyanın gözleri önünde oluyor. Hiç kimse müdahale edemiyor. Hiç kimse bu savaşı, bu korkunç orantısız gücü durduramıyor. Peki ne oluyor? Yani İsrail yerle bir ediyor, yakıyor, yıkıyor ki Gazze'yi gerçekten de bakın çok inanılmaz derecede yakıp yıkıyor. Bunun nedeni de anlaşıldı. Nitekim de, bakın İsrail'in en önde gelen savunma uzmanları Gazze'yi tamamen yerle bir ederek burayı dümdüz hale getirip bir çadır kent ya da bir çöl haline sokmak istediklerini ifade ettiler. Yani top bir işgalden bahsediyorlar. Buna güçleri yeter mi? Bunu e, konuşmak istiyoruz, zira tünellerde, yani Gazze'nin altındaki yeraltı tünellerinde çok ilginç şeyler oluyor. Bakın. Dünya medyası, zaten İsrail medyası dünyayı kandırıyor. Medya onların elinde. Neler oluyor? Şimdi gerçekten Hamas yeniliyor mu? Gerçekten Hamas'ı teslim alıyor mu İsrail? Çok enteresan gelişmeler var. Bir kere İsrail'in içi inanılmaz derecede karışık. Netanyahu'ya çok büyük tepkiler var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Amerika, Joe Biden açık net şekilde artık git dedi. Yani belli ki e, İsrail'in savaş suçu işlediği net şekilde ortaya çıkıyor ve dolayısıyla daha fazla insanı yanına çekmemesi için Netanyahu'nun gönderilmesi gerektiğini düşünüyor Biden. Ama bu insanlık suçuna Joe Biden ve ekibinin de dahil olduğunu asla unutmamak lazım. Bir de dikkat ederseniz işte sürekli Hamas'ı terör örgütü olarak göstermeye çalışıyorlar. Bunun asıl nedenlerinden bir tanesi de yarın öbür gün bu uluslararası ceza mahkemesine yargı şeklinde intikal ettiğinde yani İsrail'in mahkum olacağı söz konusu olacağından o şekilde davranmak istiyorlar. Şimdi gelelim tünellere. Bakın geçtiğimiz hafta New York Times gazetesinde bir haber çıktı ve dedi ki İsrail savunma birlikleri, İsrail ordusu işte Gazze'deki tünellere denizden su basıyor. Şimdi güya denizden su basarak işte o Hamaslıları, yer altına inmiş Hamaslıları yeryüzüne çıkarmak istiyorlar. Dolayısıyla bunu başardılar diye şey geçti, haberler geçtiler. Yani gerçekten de dediklerini yaptılar. Yine Times of Israel. E, haber sitesi bunu ifade etti. Sonra ne oldu? Değerli dostlar, bu suyu bıraktılar. Bakın, Hamas'ın tünellerine bu deniz suyunu bıraktılar. Size o zaman ne demiştim? Yaklaşık 500 kilometre civarında bir tunelden söz ediyoruz ve 70-80 metre derinlikte. Hamas'ın 30 bin-30 bin, 30 bin e, savaşçısı var. Dolayısıyla bakın, bugün'e kadar kaybettiği savaşçı sayısı 40'ı geçmiyor, 40'ı. O zaman demek ki Hamas henüz daha gücünü kullanmamış. Yani o meskun mahal çatışması dediğimiz çatışmalara İsrail girmedi. Havadan yoğun bir bombardıman yaparak sadece yakıp yıkıyor. Sivilleri katlederek Hamas'ın teslim olmasını sağlamak istiyor. Teslim olmasını istiyor. Halkı kışkırtıyor. Halkı niye öldürüyor biliyor musunuz? Çünkü halk bıksın. Halk tepki göstersin Hamas'a. Hamas'a teslim olsun. Zira girip o tünellerden o Hamas'ı çıkaramıyor. Gazze'nin altına girdik dediler. İşte şifa hastanesinde yerleri var dediler. Her şeyleri sahte çıktı. Bakın sivilleri sıraya düzerek sivilleri soyunduruyorlar, sıraya diziyorlar ve ellerine de bir iki tane silah veriyorlar. Diyorlar ki işte bunlar Hamaslı. Oysa onların Hamaslı olmadığı artık dünya medyası da bunu biliyor ve ortaya çıkarıyor. Şimdi bu sular bırakıldıktan sonra Hamaslılar bunlarla dalga geçti. Ve o sular bırakıldıktan sonra Hamaslılar ee, İsrail'li askerleri Gazze'de ciddi şekilde e, pusuya düşürdü. ve Dolayısıyla bugün İsrail'de çok ciddi tartışmalar var. Yani şimdi siz 500 kilometrelik tüneller yapacaksınız. Kendinizi tamamen oraya e, hapsedip orada savaşmak isteyeceksiniz. Yani sizin orası sığınağınız ama birisi gelecek buraya suyu bırakacak. Siz de o suda boğulup gideceksiniz. O zaman da söyledim ya Hamas bu kadar da aptal değil herhalde. Yani orayı mühendisler yaptı. Dolayısıyla bir gün İsrail burayı işgal ettikten sonra bu tünellere su bırakamayacağını düşünemeyecek kadar aptallar mı? Bunu söylemiştim. Nitekim de e, Hamas'ın en üst düzeyinden açıklama geldi. Dedi ki Hamas bu tünelleri yaparken bu su basma meselesini ön plana alarak yaptı zaten. Orada tahliye, dranajlar var dedi. Yani gelen suları farklı yere yönlendirme ve dolayısıyla kapakları kapattıktan sonra o suların oraya sızmama durumu söz konusu ve Baktık bu başarılı olamadı. Hamasları dışarı çıkaramadılar. Ama Hamaslılar İsrail'e özellikle o işgal güçlerine, e, karadan giren işgal güçlerine, askerlerine çok ciddi zararlar veriyorlar. Şimdi baktım İsrail dün işte kayıplarını açıklamış. Diyor ki 7 Ekim'den bu yana yani kara harekatı başladıktan bu yana 485 İsrail askeri Gazze'de öldürülmüş. Bakın bu gerçeği yansıtmıyor. Hamas bunun 4000 kişi olduğunu ifade ediyor. Bu da abartılı olabilir. Ama sağlam kaynaklar, güvenilir kaynaklar İsrail'in Gazze'deki kara harekatında e, ölen asker sayısının 2500 civarında olduğunu ifade ediyor. Ve çok sayıda ağır yaralı var. 4500'den bahsediliyor ve bunun yanında da inanılmaz derecede travmaya uğrayan, yani e, hani halk tabiriyle kafa yiyen birçok askerin olduğu da ifade ediliyor. Şimdi bu nereye gidecek? Yani bu ne kadar sürer? Bakın o Gazze'deki kara harekatını yapan İsrail askerleri içerisinde Amerikan paralı askerleri var. İngiltere'nin özel kuvvetleri var. Amerika'nın özel kuvvetleri var. Orada savaşıyorlar. Ama buna rağmen bakın başaramadılar. Şimdi sadece 40 tane Hamaslı şey ölmüş, üye ölmüş. Yani askeri ölmüş. Şimdi böyle bir ortamda çıkıp dünyayı ayağa kaldırarak sivilleri öldürmenin alemi yok. Nitekim de İsrail bakın bu direnişi gördü. Yani Hamas'ı bitiremeyeceğini anlayınca şimdi yeniden rehine pazarlığı yapmaya başladı rehine. Biliyorsunuz kendi rehinelerini de öldürdü. Yani bir ordu düşünün, bir ordu düşünün ki onlar savunma birlikleri diyor. Bakın o da çok önemli bir propaganda. Ordusuna savunma birlikleri diyor. Niye? Kendisini şirin gösteriyor. Yani biz tehdit altındayız. Bakın bizim ordumuz değil. Aslında savunma birlikleri bunlar. Onlar Gazze'de bakın Hamas'ın serbest bıraktığı 3 e, tane İsrail askerini göz göre göre vurdu. Düşünün yani bir orduyu düşünün. Kendi askerini tanımıyor. Kendi insanını tanımıyor ve o kadar korkak, o kadar zalimce ki beyaz bayrak salladıkları halde kendi askerlerini gözlerini kırpmadan vurdular o 3 tane. Sonra Hamas bunlarla dalga geçti. Yani siz işte istediğiniz kadar akıllı olun ama bakın sizden daha akıllı beyinler var. O e, esirlere demişler ki ya bakın biz sizi öldürmeyeceğiz. Biz de durduğunuz sürece sizin can güvenliğiniz bizim can güvenliğimizdir. Çünkü bizim e, kitabımızda esirleri öldürmek esirlere kötü davranmak yoktur. Dolayısıyla bunu bekleyin ama onlar acele etmişler ve Hamas demiş ki bakın sizi bırakalım. Bakın göreceksiniz kendi askerleriniz sizi vuracaklar. Ve gerçekten de e, İsrail ordusu Hamas'ın bu tuzağına, bu akıllı tuzağına düştü ve dünya kamuoyu önünde Rezil oldu. Aynı zamanda da bakın İsrailler Gazze'de ölen, Kara Harekatı'nda ölen askerlerini ailelerine aynı gün teslim etmiyor. Bunu İsrail basını da söylüyor. Aynı zamanda İsrail basını, bakın İsrail basını, e, İsrail ordusunun ölen asker sayısını gizlediğini de net olarak söylüyorlar. Dolayısıyla aileler ayaklanmasın. Aileler zaten o esir takası gerçekleşmediği için çok tepkililer. Netanyahu'ya tepki gösteriyorlar. Bir de ölen asker sayısı fazla olursa Tel Aviv karışır, Hamas Tel Aviv'in içerisine girer. Bir. iki. değerli dostlar bir de Hamas'ın çok önemli kozlarından bahsediliyor. Diyorlar ki eğer Hamas gerçekten o tünellerin içerisinde sıkışır, kendini tamamen güvensiz hissederse intihar eylemlerine başlayabilirler. Yani şu anda İsrail eğer İsrail'de ya da başka yerde bir intihar saldırısı olmuyorsa Hamas'ın sivil e, e, sivil hassasiyeti nedeniyle olmuyor. Eğer İsrail gibi gelişi güzel bu şekilde sivilleri öldürseydi, İsrail içerisinde intihar bombacıları vardı, onları harekete geçirirdi diyorlar. Henüz daha bu sıkışıklık olmadı. O yüzden Hamas'ın e, yeraltı direnişini asla küçümsememek lazım. İsrail her türlü e, kuvveti, her türlü şiddeti, her türlü yakıp yıkmaya bugüne kadar bir devletin başka bir gruba yapmayacağı şiddeti uygulamasına rağmen başarılı olamadı. Başarı diye bir şey yok. Siz devletsiniz, elinizde çok büyük imkanlar var. O imkanları hatta sizin olmayan imkanlarda kullanarak 360 kilometre karelik bir alana yoğun bombardıman yapıyorsunuz, yerle bir ediyorsunuz ama 30 bin kişilik bir gücü yenemiyorsunuz. Bunun neyi başarıdır Allah aşkına? Neyi başarıdır? Çünkü orada savaşmak yürek ister. Çünkü o insanlar kendi topraklarını koruduğuna inanıyorlar. Ve dolayısıyla size başından beri şunu söylemiştim. Evet İsrail kısa dönemde Gazze'yi yakabilir, yıkabilir, hatta işgal edebilir ama o bağımsızlık mücadelesini asla söndüremez. Çünkü eninde sonunda İsrail yenilecek ve bir iki devletli çözüme razı olacak. Durum buna doğru gidiyor. Nitekim de bu artık konuşuluyor. Mossad Oslo'da gitti. Hamas'larla görüşüyor. Esir takasını görüşüyor ve de Hamas'la masaya oturacağını Artık Amerika Birleşik Devletleri de söylüyor. Bu ne demek? Bu inancın zaferidir. Bu toprağını savunmanın vermiş olduğu güvendir. O yüzden kimse ya şudur budur falan demeye gerek yoktur. Orada çok büyük bir mücadele veriliyor ve bu mücadele tersine dönmek üzere. Yani İsrail kayıp verdiği sürece masaya oturmak zorunda kalacağını biliyor ve ciddi kayıplar veriyor. Aynı zamanda tanklarını da ciddi şekilde kaybediyor. Zırhlı araçlarını ellerinden alıyorlar dibine kadar girip bomba koyuyorlar e, tankların e, egzozlarına vesaire filan. O yüzden ya böyle bir güce her şeyi e, göze almış bir güce karşı savaşamazsınız. Evet insanları öldürebilirsiniz. Evlerini yıkabilirsiniz ki bakın Batı Şeria'da da büyük bir zulüm yaşanıyor. Oradaki insanlar evlerinden, barklarından çıkarılıyor, su kuyuları kapatılıyor. Yani dünyada 21. yüzyılda olmaz denilen bütün zulüm oluyor ama maalesef dünya e, liderleri buna sessiz Buna kimse müdahale etmiyor ve orada 20 bin sivil göz göre göre öldü. Daha ne kadar insan öleceği de belli değil ama İsrail eninde sonunda yenilecek buna şahit olacağız. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.